Çoluğun çocuğun evde aç. Haberin var mı? Ya size mi? Size mi kaldı Yasin Bey? Bir poşet doldurun da gidin. Ne diyor? Duyamıyorum büyük. Bir daha tekrarlayın. Bir poşet doldurun gidin. Ne mecbur diyor ya? Mu adam? Mecbur mu? Ne diyor? Poşet doldurun da gidin. Ya alo Yasin Bey. Poşete mi doldurayım? Poşet doldurun eve gidin. Yani kardeşim senin memleket nere? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Hayret, benim bir gün Kahramanmaraş arkadaşım var ama böyle de ifade etmezler kendilerini. Poşet doldur dediğin yani. Ama bakın sizin sorunuza cevaptır bu. Beyefendi yani eline torbaya gıda maddesi koyalım gönderelim mi, onu mu söylüyorsun? Ama bakın sizin sorunuza cevap bu. Siz diyorsunuz çocuklarını aç. Evet. Buyurun size ne ya, sizi ilgilendiriyorsa buyurun gidin doyurun. Tahir Bey gelecek misiniz? İki gündür çıkıyor bakın. Benim yüzümü görmek için iki gündür çıkıp televizyonlarda şey diyor yani. Ben istemiyorum ya. Ben karşıya gelmek istemiyorum abi. Bu altı çocuğa kim bakacak Tahir Bey? Artık sen de tamam. Ya, artık çıkarmayın diye yeter. Ya tamam işte bitti. Ya, iki gündür meşgul ediyoruz. Ne bileyim. Olmaz artık yeter. Çık gel. Çık gel de burada yüzleşelim ne oldu. Ya konuşma hanım, konuşma sen ya. Senin ne işin var ki orada ya? Artık yeter. Yaçın abiden yardım istemeye geldim. Boşanmak için senden. Ya Yaçın abin kimin, senin neyin oluyor da Yaçın abiden? O benim artık istiyorsun. Abim oluyor. Abim. Hayır Yaçın abin neye yardım edecek? Kime yardım edecek? Evet, ben avukat tutacak senden boşanmam için. Boşanmak için sen yapamıyor musun? Git Adliye yanında. Adliye yanında. Hemen yanında. Tamam. Yasin abinin şey yok ki, gereği yok ki sana yardım etmeye Asliye. Yürü sen 10 dakikanı alır. Gidemiyorum ben. Bir sürü çocuğun var 18. Ayaklarım kırık gidemiyor. 20 lira dayanmış çocukların var. Evet. Tamam onları alır gidersin. Tahir sen bu kadını dövüp de dişlerini kırdın mı gerçekten? Evet. Tahir Bey. Arkadaşlar Tahir Bey hatta mı? Alo. Tahir Bey siz bu kadını dövüp de dişlerini kırdınız mı gerçekten? Ya dövmediğinde Yasin Bey abartma, evet münakaşamız oluyordu her ailede olduğu gibi. Abimin korkusundan gelemiyor mu? Tüfeği yedin herhalde. Gelecektin yüzleşecektin. Tatlısın evet. İmadem öyle eşimse hem de severim de döverim de demek ki her Türk erkeğinin yaptığı gibi. Yani bütün kocalar... Yasin Çakır'ı neden bu kadar ilgilendiriyor? Tahir. Abi sen... Yasin Çakır'ı neden bu kadar ilgilendiriyor? Sen şu stüdyoya bir gelsene. Bak Türk erkeği ne yapıyor ben sana bir göstereyim. Bir gelsene stüdyoya. Abi ben yüzünüzü görmek istemiyorum ya. Görüyorsun işte buyurun, yüzünü. Polisle gelin alın. Korkundan gelemiyorum polisle işte. Gel. Abi, ben yüzünüzü korkma görmek gel. Geberme. Yasin Çakır'ı izlersen ekranlarda görürüm. Tahir. Hanımı da zaten 20 senedir bir yastığa baş koyuyoruz. 20 yıldır gördüm yeter. Neden çekiniyorsun o zaman, gelmiyorsun buraya? Neye geleyim ben? İstemediğim yere neye geleyim? Gel burada yüzleşelim diyorum ben seninle. Tamam da neye geleyim? İstemediğim yere gel bir buraya gel, yüz yüze gel. Allah Allah, daha aynı şeyleri uzakta söylüyor. Uzakta dersin, atla arabaya gel. Kişinin yanına neden geleyim?